Diyabet, halk arasında şeker hastalığı olarak anılan, her insanda farklı etkiler gösteren, farklı bir şekilde seyreden ve farklı tipleri bulunan ciddi bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip olanların, hayatları boyunca sağlıklı beslenmeye özen göstermesi, sürekli perhiz yapması, diğer herkesten çok daha önemli ve dikkat gerektiriyor. Özellikle rafine şekerden uzak, sıkı beslenme programları, hayatlarının vazgeçilmezi oluyor, diyabetle olan mücadelenizde, iyi geldiği söylenen, vücudu destekleyen, şeker ihtiyacını en doğal, en sağlıklı şekilde karşılayacak yiyecekler nelerdir? Bu videomuzda, bu soruların cevaplarını bulacaksınız, videomuza geçmeden önce, lütfen, kanalımıza abone olmayı, unutmayınız. Şeker hastalığı, pankreasın yeterli insülini üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan kronik ve insülin üreten hücrelerin azalmasıyla devam eden bir hastalıktır. İki temel diyabet türü vardır. Birinci tipte, pankreas insülin üretmez. İkinci tipte ise, pankreasın yeterli miktarda insülin üretemediği veya vücudun ürettiği insülini etkili şekilde kullanamaz. Diyabetin nedeni, tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik miras, obezite, diyet veya egzersiz eksikliği, tip 2 diyabetin ilerlemesinde, önemli rol oynayabilir. Peki, diyabetin belirtileri nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim. Aşırı susuzluk, sık idrara çıkmak, bulanık görüş, aşırı açlık, sürekli yorgunluk, alışılmadık kilo kaybı gibi etkileri olabilir. Şeker hastalığını ortadan kaldıracak tarifi, not alın. 1 yemek kaşığı karanfil, 2 adet çubuk tarçın, yarım litre temiz su, malzemelerimiz bunlar. Nasıl hazırlamamız gerekiyor? Tarçın ve karanfilleri şişelenmiş suya koyun ve buzdolabında 4 ila 5 gün kadar bekletin. Sonra karışımı süzün ve suyunu her sabah boş mideye yarım bardak tüketin. Bu ilacı 4 gün kullanmanız yeterli. Ardından yenisini yapın. 3 şişe kullandıktan sonra 15 gün mutlaka ara verin. Bu doğal tarif şeker hastalığına evde basit bir şekilde kendiniz hazırlayabileceğiniz bir tariftir. Paranızı kurtaracak ve sadece 5 gün içerisinde bu korkunç hastalığın etkilerinin yavaş yavaş azaldığını kendinizde göreceksiniz. Tabii ki kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemli. Şeker hastalığına iyi gelen diğer besinler neler? Bunları da mutlaka uygulamanız gerekiyor, işte o besinler. Soğan, her derde deva olan, antibiyotik etkili soğan, şeker hastalarının en doğal ilacı olmakta. Yemeklerde ve salatalarda kullanıldığında, yiyeceklerin daha da lezzetli olmasını sağlar. Soğan, antibiyotik etkisiyle, hastalıkları kolayca uzaklaştırdığı gibi, kandaki şeker oranını da dengeleyecektir. Lahana, kış mevsimi geldiğinde, sebze raflarında yerini alan lahana, pek çok faydası ile dikkat çekiyor. Şeker hastalarının, bolca tüketmesi gereken bir sebze olduğunu ifade edebiliriz. Düşük kalorili bir besin olduğundan, şeker hastaları için de tavsiye edilen bir besin olacaktır. Kan şekerinin dengede kalmasını sağlarken, kilo verme konusunda da size destek olabilir. Zeytinyağı, kalp dostu zeytinyağı, aynı zamanda şeker hastalarının da en büyük dostu. Kolesterol seviyesini dengelediği gibi, kandaki şeker oranını da düşürmektedir. Her öğünde tercih edebileceğiniz zeytinyağı ile daha sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. İnsülin direnci olan kişiler için bolca tavsiye edilmektedir. Enginar. Enginar pek çok faydası ile sağlık dostunuz olacaktır. Mutfağınızda enginara yer açmak için birçok nedeniniz var. Enginar hem kan şekerini dengeleyen hem de kansere karşı duvar ören bir yiyecektir. Fasulye. Glisemik indeksi düşük olan besinler, diyabet hastaları için sağlıklı seçimler olacaktır. Bu besinlerden biri de fasulyedir. Öğünlerinizde yeşil fasulye veya kuru fasulye yiyebilirsiniz. Pancar. Şeker hastalarının beslenme listesinde olması gereken bir yiyecek de pancardır. Pancarda oldukça az karbonhidrat yer alır. Bu özelliğiyle diyabet beslenmesinde önemli bir yer tutar. Balık eti. Şeker hastalarının omega 3 yağ asitlerine önem vermesi gereklidir. Bu nedenle haftada en az bir öğünde olsa balık tüketmelidir. Az yağlı balıklardan yana yapılan seçimler diyabet beslenmesi için iyi olacaktır. Yoğurt, sadece diyabet beslenmesinde değil, her öğünde ve her kişi için önemli olan bir besindir, düşük kaloriye sahip ve bolca vitamin içeren bir yiyecektir. Özellikle de tip 2 diyabet için, etkili olan yoğurdu bol bol tüketebilirsiniz. Şeker hastalığına iyi gelen meyvelerden bahsedersek. Greyfurt. Yapılan araştırmalar sonucunda, greyfurt tüketen hastaların şeker seviyesinin, ideal seviyede kaldığı tespit edilmiştir. Şeker hastaları greyfurt tüketirken, çok dikkatli olmalıdır. Eğer düzenli olarak ilaç kullanan biriyseniz, greyfurtu gün içinde ölçülü yemelisiniz. Aksi halde ilaç ve greyfurt birlikte tüketildiğinde, sağlığınız için tehlikeli olabilir. Ölçülü yemenizi tavsiye edeceğiz. Elma. Elma tüketen kişilerin, diyabete yakalanma riski daha düşüktür. Şeker hastalığı tanısı yapılan kişilerin ise, gün içinde elma tüketmesi önerilmektedir.
Elmanın lifli yapısından dolayı, kan şekerinin yükselmesi önlenir. Kayısı. Kuru kayısı hem metabolizmanızı hızlandırır, hem diyet beslenmesinde sizi tok tutar, hem de şekerin yükselmesini önler. Böylesine faydalı bir meyvenin tüketimi, diyabet beslenmesinde önemli yer tutar. Avokado. Şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği meyvelerden biri de avokado olacaktır. Salatada veya omlet yaparken avokadoyu tüketebilirsiniz. Kivi. Kivinin şeker oranı çok düşüktür. Bu nedenle şeker hastalığına iyi gelmektedir. Meyve saatlerinde bir adet kivi ile sağlıklı beslenmeye devam edebilirsiniz. Yaban mersini. Yaban mersini yapraklarını demleyip çay olarak içmek kandaki şekerin yükselmesini önleyecektir. Yaprakları ve meyvesi ile tam bir diyabet ilacı olacaktır. Tarçın. Şeker hastalarının en sık kullandığı bitkilerden biri de tarçındır. Tarçın, kan şekerini düzenleyen ve dengeleyen bir bitkidir. Çubuk tarçın ve baharat şeklinde tüketildiğinde adeta diyabet düşmanıdır. Tatlı yeme duygusunu erteleyen ve unutturan tarçın, çayın içinde şeker niyetine tercih edilebilir. Gün içinde çubuk tarçın eklenmiş suyu içebilir, yoğurt üzerine bir tutam toz tarçın serpebilirsiniz. Diyabetle mücadele ettiğiniz bu yolda, tarçın size çok yardımcı olacaktır. Zencefil. Sağlıklı bitkilerden zencefil, diyabet ile mücadele etmek için iş başında. Genellikle bal ile karıştırılıp kullanılan zencefil, şeker hastaları tarafından tüketilecekse, bal miktarı çok çok az olmalıdır. Çörek otu. Çörek otu ile, zamansız yükselen kan şekerini kontrol altına alabilirsiniz. Kahvaltıda peynir üzerine bir tutam eklediğinizde, hem kansere karşı koruyucu önlem alırsınız, hem de şekerinizin yükselmesini engellersiniz. Çörek otu, şeker hastalarının tercih etmesi gereken bir bitki olacaktır. Zerdeçal. İltihap düşmanı olan zerdeçal, vücudu temizleyen bir bitkidir. Aloe vera. Suyu içildiği takdirde, sağlığa çok faydası vardır. Ispanak. Yeşil yapraklı sebze ve bitkilerin, şeker hastaları için, önemli olduğu uzmanlarca defalarca belirtilmiştir. Ceviz. Zihin gelişimi için faydalı olan ceviz, şeker hastalarının yanından ayırmaması gereken bir kuyu yemiştir. Yer fıstığı. Yer fıstığı ve ezmesi, kan şekerini düşürmek konusunda etkilidir. Badem. Badem, sağlıklı yağ içeren besinlerden biridir, insülin direncinin yükselmesini önler. Kabak çekirdeği. İçinde doymamış yağ ve demir bulunur, bu yapısından dolayı şeker hastalığına iyi gelmektedir. Sarı leblebi. Şeker hastalarının, atıştırmalık olarak tüketebileceği sarı leblebi, sağlığa olan faydaları ile, kandaki şekeri dengeler, metabolizmayı hızlandırır ve kişiye enerji verir. Videomuzdan daha çok kişinin faydalanması için, beğenip paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.